Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Kış, soğuk, hastalık. Yani Allah herkese iyilik, sağlık versin diyelim. Biz de devam ediyoruz örgülere, değerli örgücüler. Şimdi bakın, şöyle bir şey var elimde. Kitap gibi duruyor. Gördünüz mü? Kalıp gibi duruyor. Güzel bir yelek modeli. Aynı zamanda değişik teknik çalışmamız var. Teknik çalışma olan kısım kanalımda da son zamanlarda çok beğeni alan kolay lastik yapımı. Bu kolay lastik yapımını yapıp bıraktık. Yani hiç demedik bunun üzerine örgü yapılırsa nasıl olur? Şimdi ben bu fikrimi sizinle paylaşacağım. Bakın görmüş olduğunuz lastik modelimizin üzerine model nasıl yapılır? Kolay lastik yapımı. Çok şık, çok zarif, değişik bir lastik tekniği. Her türlü örgünün eteklerinde kullanabileceğiniz bir teknik. Umarım hoşunuza gider değerli örgüciler. Aynı zamanda üzerine de bu modeli uygun gördüm. Bu modeli yaptım. Hem bu modelin anlatımını yapacağım size şimdi. Sarıyı niye güzel göstermiyor? Gösterdi. Hem bu modelin anlatımını yapacağım size. Hem de bu lastiğin üzerine nasıl yelek olur? Şöyle bir şey. Tahmin ediyorum ki herkes denemiştir bunun üzerine. Bu yaptığımız lastiğin üzerine örgüyü ama olmamıştır. Kim yapar bunu? Semaatin patikleri. Haydi bakalım. Bu işin esprisi değerli örgücüler. Buradan tüm örgücü arkadaşlara sevgiler, saygılar, selamlar göndererek hepsine kolay gelsin diyorum. Şimdi kolay lastik yapımının İlk başlangıcıyla başlayalım. Kalanını oradan devam ederiz. Örneğin bir yelek başladın. Kendine başlıyorsun, çocuğa başlıyorsun. Dikkat edin. Bakın. Ben sadece teknik model olarak anlatıyorum değerli örgücüler. İlk ilmeğimi ördüm. Alttan ilmek çıkardım. Düz ördüm. Yine alttan ilmek çıkardım. Şöyle yaklaşalım mı? Evet. Düz ördüm. Alttan ilmek aldım. Yani direkt örgünün altından alıyorum. Dikkat edin. Düz örgü. Neden? Anladım. Tamam. Düz örgü. Alttan bir ilmek çıkardık. Düz örgü alttan ilmek çıkardık. Düz örgü bedene göre lastiğinizi yapın. Hiçbir değişiklik olmayacaktır. Diyorum ama ilerleyen süreçte göreceksiniz. Bunu bu şekilde yapımı bana ait arkadaşlar. Yani bu şekilde tasarımı bana ait. Şu alt kısmı değil. Bu lastiğin üzerine örgü yapımı tamamen benim fikrim. Gördünüz mü? Hep ikişer ikişer oluyor ilmeklerimiz. Odaklanmayı ayarlayayım da. Son ilmeğimizden de yani son iki tane kalan ilmeğin aradan aldık. Kenarda bir tane ilmeğimizi de şu şekilde örttük. İlmeğimiz sadece iki tane eksik oldu. Hemen hemen iki katına çıktı.
Arka yüze geçtik. Kolay lastik yapımının ikinci sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Düz örgü olarak ördüm. Artırmış olduğumu şişe aldım. Ters örer gibi düz ördüm. Şişe aldım. Düz ördüm. Artırdığımız şişe boş olarak alıp düz örelim. Aldık, düz ördük. Aldık, düz ördük. Evet, görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş bir şeyler belli oluyor. Evet, sıra sonuna geldik. Artırdığımı boş aldım. Kenarda bir tane düz ördüm. Ön yüzüne geçiyoruz. Bakın ön yüzdeki görüntü ne kadar cici duruyor. Değil mi? Evet. Şimdi gelin devam ediyoruz değerli örgüçler. Her renkte farklı güzel duruyor bu. Kenar ilmeğimizi aldık. Şurada artırmamız var ya hemen kenar ilmeğiyle bakın şu şekilde ikisini birlikte yaptım. Hani artırma olarak almıştım ya ikisini birlikte yaptım. Pardon. Geri alıyorum. Sizin kafanızda karıştırmayayım. Kenar ilmeğimi ördüm. Boşta bir tane ilmeğim var. İlmek karıştı onu bir düzelteyim. Baştan alıyoruz. Görüntü bu. İkişer ikişer. Kenardaki ilmeğimi ördüm. İkisini birlikte düz ördüm. Bir. Bakın kolay lastikte ne yapıyoruz? İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir örüp gidiyoruz. Onun üzerine örgü nasıl olacak? Şimdi onun üzerine nasıl örgü yapacağız ki düzenli dursun? Çünkü dikkat ettiyseniz bakın az bir ilmek başladım. Gıcık tuttu bu arada. Az bir ilmek başladım. Artırdım çoğaldı. Çoğalan ilmekleri geri kesince ne olacak? Tekrar daralacak. Onun üzerine nasıl bir model kuracağız biz? Şimdi onu görün bakın. İkisini bir ördüm. Artırdım. İkisini bir ördüm. Yani bu alttan çıkardığımız ilmekle ana ilmek birbirine denk gelsin. Tamam mı? Ana ilmek önde, artırmış olduğumuz ilmek arkada olması gerekiyor. İkisini bir ördüm. İki kez iki ilmek bir örüp tekrar artır. İkisini bir ördüm. Şu sıralama çok önemli. Ana ilmeğin arkasında şu artmış olan ilmek mutlaka olmalı. İkisini bir ördüm. Artırdım. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm. Artırdım. İkisini bir ördüm. Şöyle bir bakalım mı ne yaptık? Gördünüz mü? Her ilmek arasında artırırsanız çok bol oluyor. Onu da denedim. Ancak kolayını böyle buldum. Beğenirseniz yaparsınız değerli örgücüler. Son ilmeklere geldik. İkisini bir ördüm. Kenarda bir tane artırdım. Kenar ilmeğimi ördüm. Görmüş olduğunuz gibi lastik bu şekilde meydana çıktı. Şimdi biraz sonra kendini iyice gösterecek arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Çok güzel duracak. Arka yüze geçtik. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örün. Artırmış olduğumuz ilmekler dahil hepsini ters örgü olarak öreceğiz. Hepsini ters olarak yapalım. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Kesinlikle kıvrılma,
toplanma, açılma, hiçbir şekilde bozulma yok arkadaşlar. Siz tabi sakin kafayla biraz daha düzgün yaparsınız ki düzgün oluyor zaten. Hemen bunun üzerine kenar ilmeğimi aldım. Haroşa olarak devam ettim. Bütün bunun üzerine lastik de yapabilirsiniz değerli örgücüler. Bakın ben bunda haroşa yaptım. Bunda haroşa yaptım. Her renkte dediğim gibi farklı güzel duruyor. Bunda haroşa yaptım. Bunda da bir lastik yapalım. Bakın şimdi. Bir ters yaptım. Bir düz yaptım ama lastiğimi farklı yapacağım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Lastik yapalım. Bakalım lastik nasıl duracak. Bir ters bir düz yaptım. Şimdi normal klasik bir lastik yapalım. Eğer lastik hoşunuza giderse lastik yaparsınız. Haroşa hoşunuza giderse haroşa yaparsınız. Sizin bileceğiniz iş. Hatta lastiğimizi de şu lastikten yapalım. Düzü ördük. Tersi örmeden aldık. Düzü ördük. Tersi örmeden aldık. Düz ör, tersi örme. Burada anlatmak istediğim tamamen lastik. Kolay lastiğin üzerine hiçbir yerde de görmedim. Modellerde kimsenin kullandığını görmedim. Dediğim gibi bu fikir, bu tasarım bana ait. Bir ters, bir düz, tersleri örmeden düzleri örerek sıra sonuna kadar geldik. Şimdi kaç sıra yapalım? Evet, bu da güzel olacak sanki. İnanın şu anda benim size anlatmak istediğim bu lastiğin üzerine tekrar söylüyorum. Örgü nasıl olur? Haroşa da yaptım. Bir de lastik de yapıyorum. Bu. Bir ters, bir düz. Ön yüzden düzlerimizde, terslerimizde örelim. Düzümüzde, tersimizde örelim bakalım. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Birkaç sıra yapıp geliyorum. Lastik yapacağım. Evet hanımlar, beyler, örgü ören herkes 7'den 70'e herkes gelsin buyursun bu lastiği beğenin yapsın. Şimdi bakalım lastik üzerine lastik yaptık ya duruşu bu şekilde. Ama haroşanın bir de bunu ince şişle yaptım değerli örgüler. Şu elindeki 2 numara opal 4 mevsim. Bu da Nako Elite Baby. Kalite her zaman kalite bakın. Şişlerim 3 numara. Şöyle göstereyim. 3 numara şişle yaptım. Fark ediyor. Yani ip, şiş çok fark ediyor örgüde. Anlatımı bu şekilde. Kolay lastik yapımı. Kanalımda zaten dediğim gibi çok beğenilen. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bunu bu şekilde bırakalım. Bunun üzerine ne yaptık biliyor musun? Modelini de hemen göstereyim size değerli örgücüler. Sonra diğer örgün üzerinde tekrar yapalım. Şimdi lastiğimi yapıp gidiyorum. Açık söyleyeyim ben haroşayı daha çok yakıştırdım değerli örgücüler. Sizin zevkinize bağlı. Haroşa yaparsınız, pirinç modeli yaparsınız. Kenardan 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bir yelek için yapacağınız modelde bu olabilir. Bu lastiği yapıp üzerine de ardından 2 sıra düz gideceğiz. Bir ön yüzden, bir arka yüzden ama örnek veriyorum şu anda ön lastiği için ikisini de yapayım. Ön lastiğimizi ayırdık. Lastiğimizi yaptık. Şu anda üzerindeki modeli yapıyorum. Tekrar arka yüzü çevirelim. Lastiklerimizi yapıp kalan ilmekleri ters olarak örelim. Lastiğin tersini örmeden düzünü örüyoruz. Bu sırayı da örelim.
Ya da hiç örmeyelim, gerek yok arkadaşlar. Bir sıra düz gittik ya, hemen modele geçebiliyoruz zaten. Modelimiz basit, gösterişli bir model. 2 ilmek üzerinden devam ediyor. 1-2. Öndeki ilmeği örmeden arkadaki ilmeği ters örgü olarak ördük. Artırdık. Öndeki ilmeği ördük. Bu kadar. Bütün ilmekleri aynı şeyi uygulayın. Arkadaki ilmeği ördük, artırdık. Diğer ilmeği ördük. Arkadaki ilmeği ördük. Yani ilk önce arkadakini örüp artırıyorsun, sonra öndekini örüyorsun. Biraz sırayı bozuyoruz yani modelimizde. Tekrar arkadakini ördük, artırdık, öndekini ördük. Bir kez de şöyle yavaş göstereyim mi? Arkadaki ilmeği aldım. Ters örgü olarak ördüm. Artırdım. Tekrar öndeki ilmeği ördüm. Çok hoşuma gidiyor bu model benim. Çok güzel. Kimse tasarımcısı Allah razı olsun. Bizlerin de işine yarıyor tabii. Artırdım. Kenar ilmeğim bitirdim. Kenar ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde model zaten hepsi bu şekilde. Arka yüzden o şekilde yapılıyor. Ön yüzden bakın, üçer üçer ilmeklerimiz üçer üçer oldu ya. Şöyle bir yaklaşalım. Heh. Üçer üçer. Bütün ilmekler üçer üçer oldu. Artırdık ya. Hemen şu ilk baştakini ters olarak ördüm. Yanındaki ikisini birlikte ördüm. Ters ördüm. İkisini birlikte ördüm. Ters. İkisini birlikte. Bundan önce ben yine pembede, şimdi hatırladım değerli örgüler. Pembede yapmıştım. Pembe yelek lastik yerine kullanın diye yapmıştım. Bu o model. Şimdi hatırladım. Ama bu lastik üzerine de onu yakıştırdım. Şimdi bu sırayı örüp bitirelim, kalanını diğerinden devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu modelin, bu lastiğin üzerine normal lastik gitmiyor. Haroşa ya da pirinç modeli falan yapın. Sırayı bir tamamlayayım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelin yapılışı bu. Şimdi arka yüzden yine az önce birinci sırada yaptığımızı uygulayıp devam edeceksiniz. Ön yüzde zaten anlattık. Tekrar söylüyorum. Bunun üzerine ben olsam lastik yapmam. Çünkü lastiği çok yakıştırmadım. Uyum da sağlamadı zaten. Bakın haroşayla gayet güzel uyum sağladı. Haroşayı da önden başlıyoruz. Ön yüzden haroşa yapmaya başlıyoruz. Tamam mı? Hemen şimdi modelimizi bir kez de bunun üzerinde gösterelim. Kenarda yelek yapacaksanız eğer 2, 4, 6, 8, 10 tane haroşa ayırdım. Bir tane de düz yaptım. Bakın düz bir şekilde yaptım. Şimdi gelin haroşamızı yapalım. Bir sırada bunu da göstereyim modeli. Sonra vedalaşalım. Kolay lastik yapımının üzerine uyguladığımız teknikle yeleklerimize daha bir güzellik katacağız. Bu kez hani dedim ya, bu lastiğin önden haroşaya başlayın diye, öyle başladığım için hep bu şekilde yapıyorum artık. Ben haroşayı düzden yaparım normalde. Haroşamı şu şekilde yapıyorum. Şu arada bir tane düz yaptım. Bakın bütün modelleri ikişer ikişer. Az önce pembede yaptığımız gibi. Ördüm. Diğer ilmeği ördüm.
2 ilmekten 3 ilmek çıkıyor, bu kadar. Arkadaki ilmeği ördüm, artırdım, diğer ilmeği ördüm. Bir kez daha. Arkadaki ilmeği ördüm, artırdım, öndeki ilmeği de ördüm. Öremedik. Şundan başlamıyorsun da şundan başlıyorsun. Artırıyorsun, tekrar bunu örüyorsun. Bu kadar da kolay. Ama biraz oyalıyor. Bu sırayı bu şekilde sona kadar gidelim. Ben şöyle kol altında tekrar haroşa kullandım. Bu haroşamı da önden de arkadan da düz olarak yapmamışım. Yok yok. Ben hep düz olarak yapıyordum ya. Ondan karışıklık yaşıyorum böyle. Haroşa. 6 tane ilmeğini dikiş yerine gelecek şekilde haroşa yap. İstiyorsan. İstemiyorsan modeli tüm uygula. Evet değerli öğrenciler. Bakın modelimiz bu şekilde. İnanın bu lastiğin üzerine haroşa, pirinç modeli de gidebilir. O da gider. Ama lastik olmuyor. Tamam mı? Kesinlikle lastikte kullanmayın. Şimdi ben haroşayı hemen modeli yaptıktan sonra ön yüzden haroşayı yapıyoruz. Hemen şunu da acemi arkadaşlar için göstereceğim. Durun. Siz örgücüler için, siz takipçiler için inanın her zorluğa değer. Biraz yoruldum. Bugün bayağı bir yoruldum. Şimdi bu lastiği yaptık ya. Arkadan döndük bir sırada üzerine bu şekilde. Arka yüzden ters yaptık. Sonra haroşaya bakın ön yüzden başlıyorsunuz. Tamam mı? Haroşaya lastiğimizin ön yüzünden başlıyorsun. Şu şekilde. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeni acemi arkadaşlar bu işte zorlanabilir. Kolay lastik yapımının üzerine yaptığımız uygulama. Sadece arka yüzden geldiğimiz tersin üzerine ön yüzden haroşa ile devam ediyoruz. Söktüğüm için ilmekler döndü. Lastik yapmayın. Kesinlikle lastik olmuyor. Bunun üzerine ancak haroşa ya da pirinç modeli oluyor. Şimdi tersimizi örelim. Arka yüzü geçtik. Arka yüzden de yine ters. Yani her iki yönden de ters olarak devam ediyorsunuz. Ters örün arka yüzü. Evet, gördünüz mü? Lastik yapınca ne oldu? Şura şöyle oldu. Lastik olmuyor değerli örgücüler. Bunu başlarken yeleğinizi örneğin 50 tane ilmek başlayacaksınız. Tamam mı? Ona göre ayarınızı yapın. Çok fazla eksilme olmuyor. Çok artma da olmuyor. Ona göre hesaplayın. Yani sizi şaşırtacak hiçbir şey yok. Kolay lastik modelin üzerine cici bir modelle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle. Instagram sayfam Sema04. Facebook kanalım Sema Tazar. Oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın.